Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Öce. İyi çalışmalar diliyorum. Ayet soru cevap kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Osmanlı gerileme dönemi. Hiç bir gitmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. İlk sorumuz Osmanlı'nın Azak Kalesi'ni geri aldığı antlaşmayı sizden istedim. Biliyorsunuz ki Osmanlı 1700 İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi'ni Ruslara vermişti. Peki hangi antlaşma ile bunu geri aldı? Cevabımız Prut Antlaşması olacaktır. Bu durumda bize neyi gösteriyor? Osmanlı'nın umutlarının gitgide arttığını gösteriyordu değil mi? Artık toprakları geri alabiliriz. Umudu vardı. Ortaya çıktı yani ama ne yazık ki. Ne yazık ki. Devam ediyoruz Prut'a. Prut, Prut savaşında Rus ordusunu bataklıkta kısıran kişiyi sizden istedim. Komutanı sizden istiyorum yani. Uç yerlerden sorarsa sorabilir ÖSYM. E. Cevabımız Baltacı Mehmet Paşa olacaktır. Devam edelim. <laughs> Hangi padişah döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir? Biliyorsunuz ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya kapitülasyon verilmişti. Ancak bir madde vardı. Padişahların e, ömürleriyle sınırlı kalacaktı. Bu padişah döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirmiştir Hangi padişahdan bahsetmişim? Cevabımız 1. Mahmut olacaktır. Unutmayın. Diğer sorumuz Osmanlı hangi antlaşmayla Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir? Biliyorsunuz ki Avusturya Osmanlı e, yani Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yaşanan Petervaredin Savaşı'ndan sonuç çıkmayınca Osmanlı Devleti kazanamayınca antlaşma imzalandı arkadaşlarım. Bu antlaşmamız Pasarovçadır ve Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü böylece kabul ediyordu. Ki zaten Pasarovçadan sonra Lale Devri başlayacaktı. Hangi antlaşmayla Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödemiştir? Bakın bu çok önemli. Osmanlı Devleti bu antlaşmayla Kırım'ı kaybetti. Osmanlı Devleti bu antlaşma ile Rusların kapitülasyonlardan faydalanmasına olanak sağladı. Bu antlaşma çok ağır antlaşma. Bu antlaşma küçük kaynarca antlaşmasıdır. Diğer sorumuz. 1770 yılında Osmanlı donanması Ruslar tarafından nerede yakıldı? Padişah 3. Mustafa dönümü arkadaşlarım. İlk nerede yakılmıştı? İnebahtı. İkinci bu. Üçüncü Navarin. Dördüncü Sinoptu. Cevabımız burada. Çeşme olacaktır. Zaten ondan sonra küçük kaynarca da gelecekti. Diğer sorumuz Şahingiray'ın Kırım Hanı olarak kabul edildiği gelişmeyi sizden istedim. Kırım'ın elde çıkma sırasını bilmemiz lazım. Küçük Karnayla ile Kırım bağımsız oldu. Bu olayla Şahingiray Kırım Hanı olarak kabul edildi. Yaş antlaşmasıyla Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlandı. Buradaki cevabımız Aynalı Kavak Namesi olacaktır. Diğer sorumuz Lale Devri hangi isyanla kapanmıştır arkadaşlarım? Lale Devri'nin sona eriden isyanı sizden istedim. Bununla ilgili sık sık soru çözdük. Cevabımız burada tabii ki patron ahir olacaktır. Kabakçı Mustafa ile karıştırmayın. Kabakçı Mustafa Nizam-ı Cedid dönemini bitirdi. Diğer sorumuz. Napolyon'u Akka'da durduran efsanedi ihtiyar kimdir arkadaşlarım? Nizam-ı Cedid'in başkomutanı 91 yaşındaki kişi tabii ki Cezzar Ahmet Paşa'dır. Öğrencilerim onu kasap olarak adlandırmış arkadaşlarım. Hatta çoğu kaynakta da kasap olarak geçiyor. Hangi antlaşma ile Kırım kesme olarak Rusya'ya bağlanmıştır? Bunun bilgisini verdim. Küçük kaynarca. Aynalı kabak tekinnamesi ve en son 1792 yaş. <laughs> Gözlerimizden yaş geldi. Kurum gitti. Diğer sorumuz. Kalp bir soru arkadaşlarım. Bilene ben kalp bırakacağım. Edirne olayı ile tahttan indirilen padişahsizliğini istedim. Hani ÖSYM sorabiliyor hangi gelişmeyle Osmanlı'da taht değişikliği yaşanmıştır diye sorular geliyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlarım. Bakın patronu Halil var. Bu olay var. 31 Mart vakası var. Bu kişi hemen hemen tüm yetkileri Şeyhülislam'a devrettiği için Edirne olayı ile tahttan indirilmiştir. Ve bu kişi 2. Mustafa'dır. Diğer sorumuz. Lale devrinden sonra idam edilen sadrazamı sizden istedim. Biliyorsunuz ki Lale devrinden sonra 3. Ahmet tahttan indirilmiş ve Nevşehirli damat İbrahim idam edilmiştir. Diğer sorumuz. Osmanlı ve Rusya hangi antlaşma ile İran topraklarını paylaşmışlardır? Tarihimiz 1724. Birden fazla İstanbul antlaşması var. Tarihimiz 1724 arkadaşlarım. İstanbul dedim daha az önce. Cevabı vermişim. Cevabımız İstanbul. Diğer sorumuza geldik. Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasını sizden istedim. Bu antlaşmayla Osmanlı'nın Karadeniz üstünlüğü tekrar sağlandı. Ancak yeniden verecekti. Bu antlaşmamız hangisi olacaktır? Belgrad antlaşması olacaktır. Unutmuyoruz. ortalamıyorum ya. Diğer sorumuz bunun hakkında da bilgi verdim. Nizam-ı Cedid dönemini bitiren isyan patron Halil yani devrini bitirdi. Nizam-ı Cedid dönemini bitiren isyan hangisi olacaktır canlar? Tabii ki Kavakçı Mustafa isyanı değil mi? Tamam. Hangi antlaşma ile Fransa Mısır'dan geri çekilmiştir? Ben bu soruyu erteliyorum arkadaşlarım. Çünkü hem El Ariş hem de Paris Antlaşması var. El Ariş'te geri çekildiğini bildiriyor Fransa. Paris'te tam çekiliyor. Öyle söyleyebiliriz yani. Tamam. <laughs> bu dönemde her yerde sömürgesi olduğu için Güneşi Batman İmparatorluk olarak adlandırılmıştır. Hangi devletten bahsediyorum? Her zaman belirtirim değil mi? İngiliz bahsediyorum değerli arkadaşlarım. Diğer sorumuz. Pasarofça Antlaşması'nda ara olan devletler uç bilgi arkadaşlarım. KPSS'ye yakın bir soru. Bakalım bilebilecek misiniz? Pasarofça Antlaşması'nda ara olan devletler İngiltere ve Hollanda'dır. Ki zaten sonrasında devletlere kapitülasyonlar verilecekti. Baron de Tot ve Koca Ragıp hangi padişah dönemine tekabül ediyor? İki önemli kişi arkadaşlarım. Cevabımız tabii ki 3. Mustafa olacaktır. Size hazırladığım soru şu şekilde canlar. Sorum şu şekilde Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasında etki rol oynayan kişi kimdir? Padişahı sizden istemiyorum. Sizden komutanı istiyorum. Hadi bakalım cevapları bekliyorum. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.